İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere kiremit rengiyle geldim. Hanımlar çok güzel bir modelle geldim. Modelimiz hem kolay hem güzel bir model. Modelim için bu renkleri uydurdum. Siz dilediğiniz renklerle rahatlıkla yapabilirsiniz. İp olarak leylak ip kullanıyorum. Yazma olarak yazma değil hanımlar. Yazma bulunmadığı için elimde şifon kumaşın üzerine yapıyorum. Çok kumaşını soranlar var, markasını soranlar var. Hanımlar Demor diye geçiyor. Namaz örtülerinde kullanılan kumaşlardan. Bu şekilde kaygan ve güzel duran bir kumaş. Ve ben lafı uzatmadan hemen yapılışına geçiyorum. Yine her zamanki gibi hanımlar yaptığım ilk zürafaya ipimi sabitliyorum. Şöyle. İlk zürafaya ipimi sabitledim. İkinciye tekrar batarak ilerliyorum. Bir, iki kere doladım. Bu şekilde ilerledim. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu arada ipimi kestiğim için şurada bozukluk görünüyor. Şöyle bir zürafa yaptım. Bu zürafadan geriye dönüyorum. Şöyle içine bir pırpır, küçük pırpır yaptım. Şöyle pırpırın tepesine çıkıyorum. Bakın tekrar zürafama batıyorum. Hanımlar şurayı, bakın şuradaki ipi çekiyorum. İstediğiniz gibi çekebilirsiniz. Ben bu şekilde yapraklarını uzun yapmak istiyorum. Dilerseniz kısa da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde dediğim gibi uzun yapacağım. Şöyle bir tane yaptım. İki kere dolayıp bir zürafa, bir tane daha ve bir tane daha. Toplamda 3 zürafa yaptım. Üçüncüye tekrar batarak geriye dönüyorum. Şöyle. İçine yine bir pırpır. Pırpır yaparken hanımlar şuradaki ipimizi bu şekilde çekelim. Tepesine, bakın pırpırın içine batarak tepeye çıkıyorum. Şöyle. Tepeye çıktım, tekrar batıyorum. Bir kere doluyorum. Şuradan ipimi, bakın boyutunu ayarlıyorum şöyle ve iniyorum. Mantığımız bu. Bir tane daha yapalım beraber. Bir zürafa, iki ve üç. Tekrar üçüncüye batarak geriye gidiyorum. Şuraya bir pırpır, tepeye çıkıyorum. Tekrar zürafaya battım. Burayı bol bırakıyorum ve sıklaştırdım. Birkaç tane daha yapalım şuraya. Hanımlar bu şekilde 5 tane yaprağımı yaptım. Şimdi birkaç tane zürafa yapalım. 10'a yakın zürafa yapalım. Şöyle. İki kere de dolayabilirsiniz. Tek de dolayabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. Şöyle. Hanımlar bu şekilde 10 tane zürafa yaptım. Şimdi 11.yi de yapıyorum. 11.ye şöyle batarak geriye gidiyorum. Bir tane pırpır. Tepeye çıktım. Şöyle aşağı indim. Aynı şekilde hanımlar bu tarafa da bir 5 tane yapalım. Modelimiz
görünsün diye bir tane yaptım. Bir tane daha beraber yapalım. Şöyle. Bir pırpır. Tepeye. Tekrar aşağı. Üç tane daha yapıp geliyorum hanımlar. Hanımlar eşit olsun diye şu tarafını da yaptım. Şimdi modelimizin yapraklarını yapacağız. Yeşil ipimi taktım hanımlar. Şu boşluğa, hemen boşluğa ipimizi sabitleyelim. Bakın 5 tane bu tarafta, 5 tane bu tarafta, hemen şurada 5.'ye ipimi sabitliyorum. Şuradakini batarak şurada böyle bir küçük zürafa yaptım. Çok da küçük değil hanımlar ama 3 tane pırpır sığacak kadar büyük. Şöyle zürafaya battım. Geriye gidiyorum. Tekrar batarak bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Hanımlar yaptığımız yapraklar gibi ama üçü bir arada. Bu şekilde. Hanımlar 3 tane yaptım. Zürafaya batarak düğüm atıp buradan ipimi koparıyorum. Şöyle. Şimdi üst modelime geçiyorum. Hanımlar ara yaprakları da yaptım. Şimdi modelimizin son kısmına geçelim. Şuraya ilk yaprağıma ipimi sabitliyorum. Şöyle. İpimi sabitledim. Şuraya 4 tane küçük pırpır yapalım. 1 2 3 Şuraya batıyorum. Ve 4 tane aynı boyutta pırpırımı yaptım hanımlar. Bu arada ipimiz şöyle göründüğü zaman ya keselim ya da yakalım ki kötü bir görüntü olmasın. Şöyle 4 tane pırpırımı yaptım. İlk pırpırıma battım. Buradaki ipimi üstüne atarak burayı da bir kere dolayarak şurayı tutuyorum, ayarlayıp bakın geldim. Şimdi pırpırıma batıyorum ilkine. Bir zürafa. İkinciye ve üçüncüye her birine bir zürafa yaptık. Toplamda 3 tane zürafamız oluşmuş oldu. Şimdi tekrar ilk zürafaya şöyle ilkine battım. İpimi bol bırakarak geriye gidiyorum. Öyle olduğunda hanımlar şöyle iğnenizle düzeltebilirsiniz. İlk zürafaya 1, ikinciye 1. Şimdi 2 tane zürafamız kaldı. Tekrar ilkine batarak geriye gidiyorum. Şöyle. Bakın zürafalarımız bitti. Tekrar şuna batarak geriye gidiyorum. Şöyle bir tane bademcik oluşmuş oldu. Şuraya batıyorum hanımlar, yaprağımın olduğu yere. Şöyle ipimi de bol bıraktım. Şöyle tekrar tepeye batıyorum.
Bu ipimi tepeye atarak burada ipimi sıkmıyorum hanımlar. Şöyle bakın, ipimi sıkmadım. Tepeye çıktım. Şuraya batıyorum. Zürafa dolduruyoruz hanımlar. Bu şekilde zürafa yaparak şuradaki ipimizin üstünü dolduralım. Çok özür dilerim, ipim takıldı. Şöyle hepsini doldurduk hanımlar. Bakın zürafayla doldurduk. Bu şekilde şimdi yaprağıma batarak burayı bu şekilde sıklaştırıyorum. Dilerseniz hanımlar ikili de yapabilirsiniz ama üçlü daha güzel oluyor. Şimdi tekrar şuraya batıyorum. İpimizi hiç kesmeyelim. İsterseniz kesebilirsiniz ama ben kesmeden yapıyorum. Daha güzel oluyor. Düğüm olmuyor en azından. Buraya yine 4 tane zürafa, pardon 4 tane pırpır. Şöyle. Pırpırlarımı elimden düzelttim. Yine ilk pırpırıma batarak bunu yaptığım gibi burada ve bu yaprağımın üstünü de yapıp geliyorum hanımlar. Hanımlar aynı şekilde şu ikisini de yaptım. Gördüğünüz gibi modelimiz bitti. Ben yine her zamanki gibi çok beğendim. Dilerim siz de çok beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.